çift duruştaki bütün bossların ölüm anlarına ve jumpscare attıkları yerlere bakacağız. Daha fazla bu tarzların devamını istiyorsanız videoyu aşağı taraftan like atma ve kanalıma abone olun. Yandaki bildirimlerini açmayı unutmayın. Nightmare Hakimak ile başlıyoruz. Bu oyunda gördüğüm en iyi jumpscare'di abi. Televizyonun içinden çıkması yok mu? Beni benden almıştı. Misty Line. Abi burası da çok korkunçtu. Ben bundan özellikle aşırı korktum. Çünkü bakmadığım zaman da böyle hareket falan ediyordu. Beni acayip gelmişti bu kısımlar. Ve burada da üstüne kapandığı şeyi göreceğiz şimdi. Burada kapanmayacak mı? Oğlum yüzü yarık mı? Oğlum Misty Line çok korkunçtu ya. Aa bunlar da şey böyle küçük yaratıklar vardı. Bunları da görmemiştim. Bunlar aslında böyle bir yandan tatlıydı ama bir yandan da böyle korkunçtu böyle çünkü yürürken böyle paytak paytak sesler çıkarıyorlardı. Onlar böyle çok sinir bozucu falandı böyle. Aa böyle minnacık şey böyle önce hırlıyor böyle sonra da saldırıyor. Ulan aa dog day. Aa burası da çok korkunç. Bunu ilk gördüm ama ne oluyor lan dedim böyle. Ve şimdi saldıracak. Aa. Abi nasıl sürünerek gelebiliyor böyle ya? Bu da çok korkunç. Ben bunu da jumpscare'ni yemiştim yayında. Çok feci korkmuştum. Aa kitlemin burayı bize halüsinasyona soktu yerdi burası. Yine kitlemi göreceğiz burada. Abi ooo bu nasıl kitlem lan? Bakın normalde Catlap ağzı böyle şey değil mi? Hani bak burada farklı bir görüntü ama jumpscare attıktan sonra eski Catlap'e geri dönüyor. Burada bir hata var bence bakın. Bu Catlap normal bir Catlap değil ama saldırdığı zaman normal Catlap'e dönüşüyordu. Bakın yine göreceğiz büyük ihtimalle. Bakın ağzında bakın şu an bu normal bir Catlap bakın. Değişti tekrar gördünüz mü? Çok değişik. Ve şimdi Poppy Playtime Chapter 1'deki Hagiwaki'nin ölüm anını göreceğiz. Bütün karakterlerin, bütün chapter 1, chapter 2, chapter 3'teki karakterlerin ölüm anını göreceğiz. Burada önce Hagiwaki'yi görüyoruz. Bizi kovalıyor. Buraları zaten biliyoruz. Abi ilk Poppy Playtime oynadığımızda burası beni öyle bir gerdi ki. Bakın Hagiwaki bir anda geliyor. Şimdi karşımıza çıkacak. Hazır mısınız? Bakın. Geliyor. Abi oğlum çok gerici lan. Böyle duvarlara dokunarak geliyor böyle. Acayip gerilmiştim ben bu bölümlerde. Oğlum dur hala geriliyor. Hala geriliyorum lan. Oğlum çok korkuyorum. Tamam şimdi buradan aşağı kayalım hemen. Sağa döneceğiz. Sağa dön. Ben sağa dön geliyorum. Abi ben... Abi çok korkutucu. Tamam geliyor hala peşimizden. Sıkıntı yok. Efsane müzikler. Aa Poppy Playtime Chapter 1 efsaneydi ya. Vallahi çok güzeldi ya. Hagiwaki'nin yaşadığı zamanlar falan güzeldi. Şimdi... Oo, burası... Buraya hatırladım. Burası da çok korkunç. Oğlum... Abi çok korkutucu. Yemin ediyorum Chapter 3'ten daha korkunç. Chapter 3 kötüydü ama bu daha iyi, bu daha iyi ondan. Burada yavaşlamıştık lan yakalayacak diyordum. Hadi hızlı diyordum. Son anda kaçıyorduk buradan da. Ve şimdi Hagiwaki'nin ölüm anını görüyoruz. Kutu aşağı indi. Aşağı indi. Ve... Allah'ın. Oha kanıcı Hagiwaki'nin kafa şekli oldu gördünüz mü aşağıda? Abi Hagiwaki bambaşkaydı ya. Aa burada da Momilopnex. Burası da çok korkunçtu. Ben bunu bir gördüm. Aman Allah'ım çığlık atarak oynuyorum. Her yerden geliyor böyle. Çok korkutucu, çok korkutucu. Oo. Ben burada bayağı bir ölmüştüm galiba. Çünkü karşıya geçmek falan zordu. Buralar zordu. Oo hatırladım. Hatırladım burası çok zordu. Çok zordu burası. Baksanıza her yerden elini uzatabiliyor. Bir yakalasa bizi var ya. Aman Allah'ım. Hadi, hadi biraz daha. Ulan! Abi! Geliyor. Huuu! Abi, bu ne? Oğlum her yerden gelebiliyor. Çabuk! Tamam, şu an arkamızda yok. Nerede? Önümüzde kesin, önümüzde. Oraya atladık. Hadi! Açtık. Tamam. Çabuk, biraz daha hızlı. Burada tam gitti diyoruz. Ama kapıyı açarken eyvah yine geliyor. Sakiniz şu an yok Mamilopdex. Bak şu an yok. Ama geliyor. Geliyor. Burası da çok güzel. Yemin ederim Chapter 1 en iyisi. Chapter 2 ondan sonra iyisi. Chapter 3 direkt kötü. Chapter 3 hiç iyi değil. Ve burada Mamilopdex'e veda ediyorduk. Lan çek atın şuna.
Evet, burada ölüyordu. Dereye 1-0-0 attı. Arkadan gelip onu çekiyordu tekrardan. Onu çıktı 4'te görebiliriz belki ya da hiç göremeyebiliriz. Bilmiyorum. Abi neydi lan bu bölümler? Ve deney 1-0-0-6 Cat de bir kurtardığı gibi, yani kurtarmak değil de onu çektiği gibi Moby Dog'daki de burada çekiyordu. Belki de Hagiva gibi de deney 1-0-0-6 kurtarmış olabilir. Çünkü aşağıyı görmedik, düşerken bilemiyoruz. Bu da abi Slider olduğu yer. Oo, Eyvah. Çok korkutucu bu. Bakın arkanız döndüğü zaman size doğru yürüyor olup. Abi çok korkutucu lan. Ben burada yemin ediyorum altıma sıçmıştım. Bak şimdi sona geldik. Çok yakınından geçti lan. Tamam gücü verdi. Şimdi bunları takıyor. Tak bunu buraya. Nerede? Kayboldu. Her an her yerden gelebildi abi, kayboldu. Oy! Yanımıza geldi bir anda lan. Abi. Hadi artık. Tamam güzel. Tamam. Şimdi kaçıyoruz. Kaçıyoruz abi. Geliyor. Burada da onların evini göreceğiz. Burası çok korkunç. Bir anda koşuyor üzerimize. O çok korkunçtu. Burada Mobile Odex'e benziyor. Abi nasıl öyle o kadar koşabiliyor ya? Nasıl ya? Ben burada altıma sıçmıştım. Hani bizi yakalayacak herhalde sanmıştım. Ama... Aa burası Dog Day'in ölümünü göreceğim. Burada gerçi Dog Day aslında hem ölüyor hem de ölmüyor gibi bir şey. Çok tuhaf. Aha. Geliyor lan, Allah geliyor, yavaştan geliyor. Aha. Geldim. Abi burası çok korkunç. Dedim lan ne oluyor lan dedim burada. Birisi de kafasının orada gözüne giriyor. Onu şimdi gördü. Oha. Oğlum gözlerim özleri geldi bir anda. Gördünüz mü? Bir anda canlandı. Ve çok hızlı koşuyor. Burası da çok korkunçtu. Aman Allah'ım. Baksanıza abi. Kaçıyoruz ondan şimdi. Lan. Tamam. Sakin. Şu an sıkıntı yok. Geliyor. Ateş attım onun gelmesini yavaşlatıyor muyduk? Yemin ederim ilk defa öğrendim bunu. Bilmiyordum ben. Bir daha ateş atacak mı? Bir daha bakayım. Atacak mı? Atmadı. Bilmiyorum. Sanırım işe yaramıyordu ama ilk defa öğrendim. Güzelmiş. Hadi abi çabuk. Nerede lan? Bir yerden geliyor. Nereden geliyor? Aa geldi. Çabuk. Lan ne yapıyor? Evet burada aslında ölmüyor çünkü buraya zaten girilme yerlerde görmüştük. Oraya girdiğimiz zaman Dog Day orada bekliyordu öyle. Ne olduğunu şaşırmıştı, öyle bekliyordu. Aslında orada tam ölmüyordu. Ve Cat'de ve burada veda ediyoruz. Ve deney 1-0-0-6 geliyor. Aslında Cat'de burada tam ölmemişti, yanmıştı. Ve onu öldüren deney 1-0-0-6 oluyor. Maalesef. Bakın burada normalde hala yaşıyor, hareket edebiliyor ama bundan sonra deney 1-0-0-6 Cat'le'yi öldürüyor. Abi çok garip ya. Burası da çok üzücü bir bölümdü. Ve bu şekilde de videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bana kalacak olursa Chapter 3'ü ben o kadar beğenmedim. Hatta iğrenç bir oyundu. Ama Chapter 1 ile 2 aralarındaki en efsaneydi. Poppy Playtime'ler gibi videoların daha fazlasını istiyorsanız videoyu aşağıdan like atmayı ve kesinlikle kanalıma abone olup yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman sözünüzü kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.